Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi size sıralı böyle tek renkten oluşan bir model göstereceğim arkadaşlar. Çok hoş ve zarif bir model. Ve modelimiz... Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle arasına 3 tane ara suyu yaptım. Model amaçlı olduğu için. Siz isterseniz en fazla 5 yapabilirsiniz. Fazla aralıklısı güzel durmuyor zaten arkadaşlar. Altında beyaz tığ battı vardı. Ben de üzerine ayrı renkten olsun diye arkadaşlar sarı tığ battı yaptım. Sarı yemeniye veya tek renk yemenilerinize çok güzel yakışacak. Su yeşiline, açık pembeye çok zarif duracak bir model arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde. İlk önce tabi her zamanki gibi yemeğimizin tığ battılarını hazırlıyoruz. Sonra tek sırada giden bu modelin sanki çift katlı gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz çiçeğimiz. Tek sırada giden bir model ama. Evet modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk başlarken aynı şekilde sık iğne ile tığ battımızın içine giriyoruz. Burada aynı şekilde sık iğne ile tığ battığımızın içine girdik arkadaşlar. Ve iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen yandaki tığ battığımın içine girerek 2 2 olarak aldım. Bu şekilde küçük bir trabzan yaptım arkadaşlar ve tepesine 4 tane zincir çekiyorum. Trabzanın arasından bu dört zincirimi sık iğne ile kapattım buraya. Hemen bu kirpiğimin yanına bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir. Yandaki tığ battıma bu iki zincirimi bu şekilde kapattım. Şimdi arkadaşlar örnek amaçlı olduğu için demiştim 3 tane koyuyorum. Burada da 3 tane yapalım. Siz en fazla 5 tane yapın arkadaşlar. Fazlası fazla aralıklısı güzel durmuyor çünkü. Bu şekilde üç tane örnek amaçlı siz 5 tane yapabilirsiniz veya bu sıklık benim için ideal diyorsanız 3 de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 4 tane zincir çekiyorum. Bu ara suyum bittikten sonra vereceğimiz mesafeyi verdikten sonra 4 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın içine 1, 2, 2. Bir defa doluyorum aynı tığ battının için arkadaşlar 1 2 2 alarak bu şekilde 4 tane trabzan yapıyorum bir defa doladım 1 2 2 bir defa doluyorum 1 2 2 bu şekilde 4 tane trabzanı yaptıktan sonra 8 tane zincir çekiyorum dönüp ters yüzüne çevirdim tülbentimi buradaki İlk trabzan tepemi arkadaşlar sık iğne ile buraya bu yaptığım 8 zinciri kapatıyorum bu şekilde. 1 2 3 zincir. Yuvamı yaptıktan sonra 3 zincir çekip döndüm düz yüzüne. Bir defa tığımın başını doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 trabzan bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. Bir. Tekrar yapalım arkadaşlar. Bir defa doladım. Bir, iki, iki. Üç oldu. Bir, iki, iki. Dört tane trabzan yaptık. Şimdi araya dört tane de zincir. Bir defa doluyorum. Aynı yuvaya girdim. Bir, iki, iki. Bir defa doladım. Bir, iki, iki buraya 3 tane yapıyorum arkadaşlar dördüncü trabzanımı çiçeğimi bitirip aşağı inerken yapacağım için şimdi 3 trabzandan dönüyorum 5 zincirle dönüyorum 5 zincir döndüm yine ters yüzüne bir defa doladım bu yaptığımız 4 zincirli yuvanın içine girdim 1 2 2 bir defa doluyorum 1 2 2 bir defa doladım 1, 2, 2 alarak 3 tane trabzan da buraya yaptım arkadaşlar. Yine 4 zincir bir defa doladım. Aynı yuvaya girdim. 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. Buraya 3 tane arkadaşlar. Karşılıklı 3'er üç, üçer tane trabzanımız olacak. 1, 2, 2. Evet. Şu şekilde 3'er 3'er trabzanımızı yaptık. 5 zincir 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimizi burada yaptığımız 4 trabzanın ilk trabzan tepesine kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde. Buraya bir 5 zincirli yuva yaptık. 2, 3 zincirle dönüyorum düz tarafına. Bir defa doladım. Bu 5 zincir yuvanın içine girip 1, 2, 2 alarak 3 seferde bir trabzan yaptım. Tepesine 4 zincirden kirpik yapıyoruz. Trabzon arama girdim. 4 zincirimi kapattım. Bu birinci kirpiğim. 1, 2, 2. 3 sefer aldım. 2 sefer arkadaşlar. alttan 3 sefer olduğu için 2 sefer almak çok kısa kısa duruyor. Bunu trabzanları 3 sefer almayı unutmayın. Bir de arasına zincir çekmeden trabzanlarımızı yapıyoruz. 4 zincirimizi yine kapattım buradaki trabzan tepemi bir defa doluyorum 1 2 2 3 trabzanım için 4 zincir çekip kirpiğimi kapattım bu şekilde arkadaşlar tekrar bir defa doluyorum aynı yuvaya 1 2 2 1 2 3 4 zincir şöyle arkadaşlar trabzan arama girdim bu şekilde bu ve kapattım kirpik olarak. Bir defa doluyorum. 1 2 2. 5 tane trabzan yapacağız bu şekilde. 4 zincir trabzan arama girdim, kapattım. Evet arkadaşlar, 5'i tamamladık. Şimdi arasına 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2. 1 2 3 4 zincir Yine aynı şekilde arkadaşlar buranın da kirpikli trabzanı 5 tane olacak. Bu yuvanın içine de 5 tane yapacağız. 4 zincir kapattım. İkinci kirpim. 1, 2, 2. 4 zincir kapatıyorum. Bu şekilde. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir kapattım arkadaşlar kirpik olarak yuvaya girdim 1 2 2 bu şekilde arkadaşlar tam 5 tane yapınca bu 5. kirpiğim 2 zincir çekiyorum bir defa doluyorum hemen yandaki yuvaya 5 zincirli yuvaya geçtim arkadaşlar Evet buraya da 5 tane kirpik yapacağız. 4 zincirimizi trabzana sık iğne ile kapattık. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 1 2 3 4 zincir kapatıyorum arkadaşlar trabzanımın arasına. Bir defa doluyorum. 1 2 2 3. trabzanımızı yaptık. 4. zincirimizi çektik. Bir defa doluyorum. 1 2 2 1 2 3 4 zincir. Kapattım. Bir defa doladım. 1 2 2. Şimdi 5. kirpiğimizi yapıyoruz arkadaşlar buraya bu şekilde ve şimdi arkadaşlar buraya 3 zincir çekip aşağı iniyorum. Kirpiğimin dibine indim bu şekilde. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu 3 olan trabzanımı bu şekilde 4'e tamamlıyorum arkadaşlar. Demiştim sağ, bana göre yani sağ taraf. Şimdi sol tarafta 4 oldu. İkisi de eşitlendi inerken. Yine 4 zincir. Hemen arkadaşlar bir tane atlıyorum. Bir yanındaki tığ battığının içine kapatıyorum. Şöyle yine iki zincir çekelim arkadaşlar. Yaptığımız işe bakalım. Bu şekilde yaptığımız modelimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hoş oluyor. Yapımı da kendi de gayet rahat. Şu şekilde şuraya da 3 tane arkadaşlar yapalım ve bitirelim. İki zincirimin üzerine bir defa doladım. Yandaki tığ battı 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir girdim kapattım yanına hemen bir sık iğne bazen arkadaşlar böyle sık iğneli de yapabilirsiniz ara sularınızı çok güzel duruyor iki zincirimi çektim hemen kapattım arası olarak iki zincir bir defa doladım hemen bir yanındaki tığ battıma bir ya iki iki alıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 zincir kapattım kirpik olarak bir de yanına sık iğne yaptım kirpiğimin 2 zincir hemen yandaki tığ battıya kapattım bu şekilde ara suyumuz ben arkadaşlar dediğim gibi 3 tane veriyorum siz 5 taneden fazla vermeyin en fazla 4 zincir kapattım kirpik olarak kirpiğimin yanına bir sık iğne 2 zincir hemen yandaki tığ battıya girdim 1 İki zincirimi çektim ipimi kopardım İpimi de yakıp geleyim arkadaşlar evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş ve zarif bir model hiç sadece kopardım ipimi hemen karşınızda arkadaşlar ütü işlemi falan görmedi zaten biraz tığı sıkı tutarsanız gevşek almazsanız bu şekilde kalıp gibi bir modeliniz olacak yapacak arkadaşlar kolay gelsin arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.